Nil RTV sponsorluğunda hazırlanan Mehmet Furkan Show başlıyor. Şalvarla deriye atlayan kız işte. Evet. Dedim anam ne oluyor dedim. Eve gelene kadar ben meşhur olmuşum zaten. Ekran başındaki konuklar ve stüdyo konuklar hepiniz Mehmet Furkan Show'a hoş geldiniz. Efendim bugün hepinizin çok merak ettiği çok güzel iki konuk aldım. Hepinizin aklındaki soruları biz onlara sizler için soracağız. Onların ağzımıza dolanan şarkılarını hep beraber burada bağıra bağıra söyleyeceğiz. Şu an stüdyo konuklarımız büyük bir heyecanla onları bekliyor ama sizler de bir o kadar heyecanlısınız biliyorum. Yörüklerin kraliçesi gerçekten TikTok'u kasıp kavuran o güzel sesiyle hepimizin diline dolanan güzel şarkısıyla Fatoş Çelik gönder! Merhaba. Ya, hoş geldin. Gerçekten hoş bayıldım şarkıya. Çok güzel. Derimizden dolanıyor ve çıkmıyor. Buyur hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Merhaba arkadaşlar. Nasılsın? Çok iyi misin? Çok heyecanlıyım. İlk talk show'un mu? Evet, ilk böyle bir programa katılışım. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim bizleri kırmadığın için. Ya, çok teşekkür. Çok uzak yollardan geldin bizler evet. için. Yani bizi kırmadın, çıktın, geldin. Nasıl geçiyor? Genel olarak her hayatım. Şey yolunda. Şimdi bir hazırlığımız var. Yeni bir şarkımız var. Onun için uğraşıyoruz. Dördüncü şarkımız çıkacak. Ya hayırlı Roman olsun. Roman Havası. Aynen teşekkür ederim. Onun için çabalıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Şu anda her şey yolunda. Çok güzel. Siz davet ettiniz. Geldik kırmak çok istemedik. Çok teşekkür ederiz. Yoğunluk çok sağ biraz olun. Ama biraz da rahatsızım. Kusura bakma. Yo, estağfurullah. Falan. O yoğunluğunuz arasında bizlere de yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Kırmadınız. Direkt konuştuğumuzdan tamam gelelim dediniz. Gerçekten çok mutlu olduk. İnsanların gerçekten size karşı büyük bir merakı var. Biz sizinle program yapacağımızı açıkladığımızdan beri çok güzel sorular aldık. Onları ilerleyen dakikalarda soracağım. Tabii ki memnuniyetle. Şarkınıza çok bayıldım. Gerçekten ben uzun zamandır gerçekten bu kadar güzel, bu kadar içten bir şarkı görmedim. Sözleri çok güzel. Yani zirvedeyim, gönder gelsin, duymuyorum. Çok güzel sözler. Ve şu anki sizin bulunduğunuz konumu anlatıyor aslında. Evet. Gerçekten sizi anlatıyor. Ben çok bayıldım. Şimdi bir diğer güzel konuğumuzu davet edeyim istersen. O da gerçekten bir Yörükoğlu. Onun da güzel bir şarkısı var. Onunla beraber dinleyelim. Siz kulislere tanıştınız gördüm ama burada güzel şarkısıyla onu da bir anons edelim. Evet hepimizin aklına kazınan şarkısıyla hepimize çok güzel bir mesaj veriyor. Gerçekten hepimizin sevdiği şarkısı Yörükoğlu Selim geliyor. O iş tamam olay bitik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun böyle merhaba. Alayım sizi de. Tekrar merhaba. Nasılsınız? Sizin nasıl gidiyor? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum bu arada. Hoş geldiniz tekrar. Bizleri sizler kırmadınız. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz de aynı. Bir şovdan bir şova işte çeke çeke duruyoruz buradayız. Ne kadar güzel. Eve bile gitmiyoruz diyorum yani. Şimdi ben bu tür programları izlediğim zaman şöyle söylüyorum. Bu enerjine de teşekkür hayranım ederim. Bu arada onu belirteyim. Teşekkür ederim. Şimdi ben diyorum bazen insanlar diyorum hayatın peşine takılmış. Evet. Hayatın peşinde koşuyorlar. Bizim gibi enerjisi yüksek olan insanlar da ne yapıyor? Hayatı peşine takıyor. Kesinlikle öyle. Öyle diyelim adını öyle koyalım. Kesinlikle yani. Çok güzel bir eyvallah. Söz. Gerçekten çok yerinde ve çok güzel bir söz. Eyvallah teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun bizi kırmadınız. Yoğun programımızın içine bize de yer verdiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Siz tatilinizi yarıda böldünüz gibi hissettim ben. Bir tatildeydiniz sanki değil mi? Geçen hafta biz, öyle evet, gördüm. Aslında tatilde değildik. Biz ufak bir kaza atlattık. Arabamız geçmiş Konya'da olsun. Evet bıraktık tamirde. Oradan Konya'da iki gün sürecek diye Mut'a gelmek istemedik. Biz oradan Alanya'ya tatile geçtik kuzenimle birlikte. İki günü Konya'da değil de Alanya'da geçirmek ne güzel ya. Biz mesela başımıza kötü bir şey gelince oturup ferhat ediyoruz. Tatile yok, geçtik diyor işte. Mut'a değil Alanya'ya geçtik. Biz kaosu hemen değerlendiriyoruz böyle. Hemen çok güzel bir şey. Gerçekten bir bu pozitifiniz o kadar çok yazıyor. Enerjinizi alabiliyorum ya. Onu hissediyorum. Ama bu çok farklı bir şey yani. Ben oradan oraya geçtim. Hayır, yani. Oradan çok... oraya geçtik işte. Oradan Mut'ta tekrar. Yaşıyorsunuz değil mi? Ben mutluyum. Kayısı diyarı. Evet. Size de getirdim. Buradan Mut'a da selam olsun. Evet gördüm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnce düşünmüşsünüz. Evet. Nasıl geçiyor genel olarak? Yani yoruyor mu sizi?
Yani biraz yoruluyoruz ama ben seviyorum işimi. Böyle eğlenceli bir iş zaten. Evet. Sosyal medya yorucu da geçse güzel, eğlenceli bir iş. Çok eğlenerek yapıyorum. Bir de olumsuz şeyleri de hep olumluya çeviriyorum ki böyle sosyal medyada. Hep olumlama yapıyorsunuz. Hep böyle aynen günüm güzel geçiyor, pozitif geçiyor, enerjim bitmiyor. O yüzden güzel yani, seviyorum. Direkt kendinizi böyle pozitifliğinizi, ben siz gene kadar hani bazı insanlar var, telefon açıldığı an pozitifleşiyor, geri çöküyor. Mesela ben o insanlardan değilim, hani azıcık gördünüz ama siz de öyle değilsiniz. Gerçekten hani hep pozitifsiniz. Bu çok güzel bir şey. Evet. Ya bu pozitifliğiniz gerçekten burada neyseniz ekranda da olsunuz. Evet. Bu çok güzel bir şey. Olduğunuz gibisiniz. Aslında insanlar sizi olduğunuz halinizi çok sevmişler. Evet, seviyorlar. Bir anda bu kadar insanların sevgisini toplamak çok büyük bir şey. Gerçekten çok farklı yani. Bu duyguyu hissetmek, bir anda yükselmek çok güzel bir şey. Evet. Ve ben fark ediyorum gitgide de sevgi artıyor. Sevenler çoğalıyor, şarkılar çoğalacak. Evet. Daha da dilimize dolanacak şarkılar var. Ankara havası geliyor dediniz değil mi? Yok, Roman havası geliyor. Roman havası geliyor. Ankara havanız vardı. Takvim yaprağı var bir tane. Onda güzel izlendi. O şarkımı da çok seviyorum. Onu biliyorum. Evet. Ben bir tane daha geliyor zannettim Ankara havası ama yok, Roman havası geliyor. Yok, Roman havası geliyor artık. Bir tane de Roman havası çıkaralım dedik. Çok güzel. Nereden esti peki Roman havası? Roman havası, ben onu kendim yazdım. Evet, arabada yazdım giderken. İstanbul'a giderken çok uzun bir saat yolculuk yaptım. Kendim kullanıyordum arabayı. 9 saatte ne yapabilirim diye düşündüm. Giderken arabada şarkı yazarak gittim. Hatta şarkımın bir kısmında da ben bu şarkıyı arabada yazdım diyor. Orada da şarkının içinde de geçiriyorum. Vay, gerçekten arabada yazdınız. Gerçekten arabada yazdım. Vay be. Biz arabada giderken genelde işte yanımızdaki de falan kavga etmeyi deniyoruz. Çok sıkılırsak birilerini arayıp onunla kavga ediyoruz. Evet. Ya da story çekmeyeceğiz ama hiçbir şarkı yazana denk gelmedim. Yani çok fazla şarkıcı dostum, arkadaşım, abim, ablam var. İlk defa denk geldim. Çok güzel bir şey. İlhamın nerede geleceği gerçekten belli olmuyor. Evet. Ama güzel bir yere gelmiş. Arabada, evet, yolda, o yolun huzuruyla size güzel bir ilham vermiş. Şarkıyı bekliyorum heyecanla. Ne zaman çıkıyor? Cuma günü klibimizi çekeceğiz inşallah. Bir ay sonra falan yayınlanır kendi kanalımızda. O zaman bir ay sonra yayınlandığında ilk ben çekeceğim videosunu. İnşallah, söz veriyorum. İnşallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyi. Sende ne durumlar abi? Var mı yeni bir şarkı? Evet, benim şarkılarım devam ediyor. Bu arada ben pozitif olarak yaşamayı, halkın içinde yaşamayı çok seviyorum. Evet. Minibüste, otobüste, tarlada, takımda, Çamlıyayla'dan Anamur'a. Şu anda Yörük Obası'nı dolaşıyorum bu aralar. Görüyorum, çok güzel program yapıyorsunuz. Muhabbet ediyoruz, evet. Çünkü yarınlara bırakabileceğimiz en güzel şey... örfümüzü, ananemizi, gelenek ve göreneklerimizi bir şekilde arşivlemek, kenarda tutmak. Yani yetişen nesillerin merakını gidermek, merak eden gençlerin ilgisine, odağına açık bir platformda bulundurma amacıyla adım adım geziyorum. Çok güzel. Bir yeni program çekiyorsun. Yani bu kaç şarkı var abi toplam? Şu anda benim sözü ve bestesi tarafından yazılmış 18 tane bitmiş eserim var. Yalnız dijital platformlarda resmi olarak yayınlanmış 3 tane eserim var. 18 eseri zamanla mı yayınlamayı bekliyorsun yoksa yayınlanacak mı? Nasıl program, nasıl bir şey düşünüyorsun abi? Şimdi bunu ben her sene bir tane yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben yolum benim Aşık Veysel Neşet Ertaş yolu. Çok selam. Amacım değil yani, hiçbir zaman da olmadı ne şan ne şöhret. Özüm aslında diyor yüreğe dokunmak, gönüle girmek. Bahsettiğimiz, aslında konuştuğumuz var ya, bu şan şöhret elbet bir gün yitip gidecek. Kesinlikle. Ama bir yüreğe, bir gönüle dokunduysa eğer, devran dönecek, namın yürüyecek. Kesinlikle. Az önce de söyledim ya, örnek de eğer görmek istersek geriye dönüp arşivi açtığımızda bir Aşık Veysel, bir Neşet Ertaş, umuyorum yetecek, artacak, fazla bile gelecek diyorum ben. Kesinlikle. Böyle bu muhabbetlerimiz olduğunda. Çok güzel söyledin abi. Ben abime... 3 tane eser yayınlanmış, evet. 15 eser yayınlanmamış. 18. Her yıl 18 eser 3 yayınlanmış değil mi? Evet. 15 yıl, her yıl bir tane yayınlanacak. 15 yıl yaşamayı garantilemiş Selim, evet, abi. Bana Allah da nasip ederse. Allah nasip ederse. Allah nasip ederse. 15 yıl garanti almışsın abi. Yok, garantisi yok hayatım. Ben de bir şarkı çıkarıyorum. Evet. 6 ayda bir 3. şarkımı çıkardım. Şimdi 4. çıkaracağım bir sene içerisinde. Demek ki ben o kadar ama bir yıl çok uzun bir ara ya. Gerçekten uzun aynen, bir ara. Aynen, bence de çok uzun abi. Sen onu biraz hızlandır. Biraz daha kısaltsan. Hızlandıracağım zamanı var. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Aynen. 6 ayda bir yapsan hiç yoktan. Ben 6 ayda bir şarkı çıkarıyorum mesela. Hani. İnsanlar birini daha unutmadan diğeri yetişse. Zaten senin şarkılar çok güzel unutulmaz ama. Benimkiler çoktan... de unutulmaz ya. Evet, bayağı, sizinkiler aynen. Zaten. Aklımdaki yorumları asla unutamam mesela. Ben kendim. Onları soracağım. Merak ettiğim şeyler var. O zaman sorularımıza geçeyim. Tamam. Size çok güzel sorular geldi. Evet.
Daha önceki talk show'a katılmadınız ikiniz de. İlk talk show'umuz. Hayır, o zaman katılmadım hiçbir zaman. Başlıyoruz. Sizin TikTok'a girişiniz nasıl oldu? Benim TikTok'a girişim nasıl oldu? Çok güzel bir soru. Normalde ben Ankara'da sağlık görevlisiydim. Yardımcı sağlık personeliydim. Ya. Bir huzur evinde huzur evi hemşiresi olarak çalışıyordum. Ben de normalde hemşireydim mesela. Öyle mi? Tabii. Ne güzel. İlk meslektaşım. Sonra ben orada baktım ki böyle videolar çekmeye başladım huzur evinde. Videolar çok izlendi. 3 milyon, 5 milyon falan. Sonra Sağlık Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Dedi ki hastaların yüzünü gösteremezsiniz. Yani izin olmadan hastaların yüzünü gösteremezsiniz. Direkt uyarı geldi. Evet, diğer uyarı geldi kuruma. Ben de uyarı aldım ve dediler ki işten çıkartılırsın böyle yaparsan. Ben de tamam dedim. Neyse hastaların tüm şeylerini kaldırdım. O ara ben bir köye izine gittim. Hani oradaki işimde 15 günlüğüne bir izne geldim. Köye izine geldikten sonra biz yaz sıcağıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Temmuz ayında Mut 50 dereceyi hisseder böyle. 40 olsa da 50 dereceyi hisseder. Kuru bir sıcağı var Mut'un. Mersin normalde nemli ama Mut kuru bir sıcağı var. Daha da sıcak. Biz orada Göksu Nehri bizim köyün önünden geçiyor böyle. Biz orada hep yüzeriz. Böyle şalvarlarımızla kızlar gideriz. Kuzenlerle atlarız suya. Ben de o ara telefon almışım kendime yeni. Dedim ki durun dedim ya şu ya dedim hani ya, huzur evinde atıyorduk iyiydi güzeldi. Şu da dedim beni bir dedim suya atlarken bir çekin. Ben öyle orada bir suya bir atladım. 50 milyon izlendi. O videoyu biliyorum. Hatırlıyorum. Evet. Evet. 50 milyon izlendi. Dedim anam ne oluyor dedim eve gelene kadar ben meşhur olmuşum zaten. Takipçim olmuş. 10 bin mi neydi takipçim? Bir baktım eve geldim 70 bin 80 bin. İki gün olan dedim ne oluyor? Ondan sonra heyecanlandım tabii. Bu hani insanların ilgisi işte ne bileyim yorumlar, güzel şeyler, doğal ne güzel falan böyle yapıyorlar. Evet. Benim bir nevi insanlar böyle gaza getirdi. Çünkü insanlar gerçekten doğallığa aç. Hepimiz doğallığa açız ve sizin bu doğallığınız hepimizin dikkatini çekti. Evet ve ben böyle gaza gelince 3 gün boyunca suya atladım böyle. Nezle oldum ondan sonra zaten benim yapacağım. 3 gün boyunca suya atladım. Atlıyorum, videolar paylaşıyorum falan tutuyor. Neyse dedim ki ya her gün suya atlayamazsın Fatoş dedim yani başka içerikleri de bul kendine. Ne bulabilirim? Mesela domates ekiyoruz onu paylaşıyorum. Salça çıkarıyoruz onu paylaşıyorum. Aslında hayatta yaptığımız şeyleri. Aynen hayattaki yaptığım şeyleri. Dedim ki insanlar o arada zaten koronavirüs çok yoğun olduğu için herkes eve tıkıldı ve kimse dışarıya çıkamıyor. Evet. Biz tabii köyde olduğumuz için çıkabiliyoruz. Bahçemize çıkabiliyoruz. Köyün hani dışına çıkabiliyoruz. Tarlamıza mecbur gitmek çok zorundayız. Güzel bir şey. Gidiyorduk. İnsanlar da böyle dışarıya çıkmaya dışarıyı özlediler. Yani bir nevi koronavirüs bir tek bana şey oldu yani böyle önümü açtı. Çoğumuza oldu aslında. Evet aynen öyle oldu. İnsanlar evde oturdukça baktılar, beğendiler. Sonra ben yaptım videolar işte doğal videolar paylaştım falan. O şekilde güzel bir İnsanlar şey oldu. İnsanlar dizi yerine bizleri izlemeye başladı aynen, aslında. Aynen aynen. Kimileri dizi, kimileri bizi izler. Aynen çok güzel oldu. Öyle bir esprü de var. Sizin şarkıya girmeniz nasıl oldu abi? Yani nasıl başladı şarkıcılık? Aslında ben şarkı olayı yok. Şöyle bir geçmişe gittiğimiz zaman... Çocukluğumdan başlıyor bu işler. 12 ile 13'lü yaşlardan itibaren beni köy düğünlerinde mesela şimdi ben buralı olduğumuz için, Yörük çocuğu olduğumuz için düğünlerde atkı takı merasimlerinde takı sunumları yapardım. Atkı takı merasimi. Hatta takıyı yaparken de düğün sahibine derdim ki. Çünkü gelinin oğlundan gelinin oğlu olmaz. Evet. İşte damadın amcasından. Damadın amcasından. Evet. Gibi. Ne kadar uzaksam gelinin oğlu dedim ya. Sen bizden heyecanlısın ya. Şimdi ben sizlerin yanında daha da heyecanlıyım. Sizin gibi güzel iki tane konuğum var. Bırakın da ben daha heyecanlı olayım. Şimdi düğün sahiplerine derdim ki bu düğüne gelmiş atkı atmayacak. Atkı umudu etmediğin insanı göster bana derdim. Yani bu atkı yapmaz diyeceğim birini gösterirdi. Öyle bir yetim vardı, yeteneğim vardı, kendimde keşfettiğim. Anlık ve doğaçlama yaptığım işler. Konuşarak ondan alıyor muydunuz o artık? Tabii canım. Şimdi mesela onu öyle güzel benim düğüne kelimelerle, öyle güzel böyle nezaketle, uslupla öyle bir tıpış tıpış getiriyordum ki kendi bile farkına varmıyordu. Çok güzel ya. Benim yani, düğün olursa seni ararım abi o zaman ilk ben değil mi? Yani, kim ne paralarıysa hepsini toplar. Tabii. Eyvallah. Sonrasında zorla alır. İlk yazdığım bir şiirim vardı. Daha sonrasında bu şiir yazma özelliğim devam etti. Ama ne yazık ki burada isim vermekte mahsur var mı bilmiyorum ama Mersin İsmail yakın akrabamdır. Evet. Onun böyle yaşam hayat tarzı işte sanatçı, müzik adamı. Evet. O portföyü yakalar mıyız, yakalayamaz mıyız, yapar mıyız, yapamaz mıyız? Aslında endişesiyle. Aslında idol Mersin İsmail miydi? Yani idolünüz müydü?
Hayır, akrabam mesela ondan imrenirdim yani. İmrenirdiniz. Abi ben de aynısını yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Hepimizin vardır imrendiği, evet, örnek yani aldığı. Benim de var yani. Evet, hepimizin o dönemlerde vardır. Öyleydi yani. Hem kendi akrabam olduğu için, hem kendi çevremde olduğu için. Sonrasında da bazı engeller çıktı. Bu iş içerisinde böyle bir uhde olarak kaldı. Ne zamana kadar? 45 yaşına kadar. Ondan sonra ilk bestemi yaptım işte 45 yaşında. Kim evet. Yarimiş kim nankör geldi şimdi gör diye. Neydi şarkının adı? Kim yarimiş kim nankör geldi şimdi gör. Diye bunu besteleme yoluyla olur mu derken baktım oluyor. Hiçbir müzik eğitimim yok bu arada. Nota bilmem, re bilmem, do bilmem. Ama işte dilimin döndüğünce kalemin yazdığını dilim döndüğünce söylemeye çalışıyorum. Çok güzel. Senin var mı Fatoş müzik eğitimin? Yok, benim de hiç yok. Benim de. Ben hiç anlamam. Benim sesim ortak de güzel. Ortak bir noktada değil buluştuk. Benim sesim kötü ama ortak bir noktada buluşabildik. Sizin sesler güzel. Benim de sesim kötü ama ben seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Aslında yani güzel sesin ya. Aynen. Gerçekten güzel. En iyisini yapabilene kadar gideceğim yani artık. Çok. Bu arada mütevazisin. Sesin gerçekten güzel. Teşekkür ederim. Yani hiç öyle sesim kötü deme. Sesin kötü olsa 2 milyon aşkın izlenmezsin, dinlenmezsin. Teşekkür ederim. Şarkın 2 milyon aşıyor. Acaba neden dinlediler? Ben de şaşırdım. Ama gerçekten dinlenmeyecek bir şarkı değil ki. Notalar, ses çok güzel. Evet. Ve insanın gerçekten aklında kalıyor, mırıldanabiliyor. Mesela Selim abinin şarkısı öyle, senin şarkın da öyle. Zirvedeyim mesela ben artık sabah öğle akşam dinliyorum senin şarkıyı. Evet, ve çok da böyle içinde kalıyor insana. Mırıldanmaya başlıyorsun. Evet, bir sorum daha geliyor. Hedefiniz nedir? Bundan sonra ben şunu da hedefliyorum. Dediğiniz hedefleriniz vardır mı muhakkak? Yani ben şimdi bir hedefim var. Şey istiyorum. Yurt dışına gidip de sürekli mesela Afrika'da, Tayland'da böyle insanların ilgisini çekebilecek ki ben de çok merak ediyorum. Benim babam da çok izler. YouTube'da açar mesela Afrika'daki çekilen videolar, ne bileyim işte adam gitmiş Tayland'a onları işte yedikleri fareleri falan izler. Ben öyle öyle gidip dışarıya gidip videolar çekip hani böyle kanallarında paylaşıp insanlara hani evet. Bu şekilde yani yurt dışına çıkıp şey yapmak çok istedim. Güzel turlar var onunla ilgili. Evet. Ben de düşünüyorum. Gerçekten eğer yaparsak beraber yapalım. Yapalım. Bunu. Gerçekten benim ben de düşünüyorum. Bana iki kere ben pasaportum var zaten. İki kere şey çıkarttım, vize falan çıkarttım Almanya ve Dubai için. Oralara gidemedim. Dedim ki hani Avrupa değil de daha böyle hani Afrika kıtasına biraz evet. Daha böyle hani ilkel yaşamların olduğu yerlere gitmeyi çok... Babam hatta der ki bana oraya gidersen kızılderililer seni yer falan yapar böyle. Korkudum. Yamyamlar kabilesini. Güzelmiş ama. Aynen. Seni diyor kabilede çevirirler diyor. Kuzu çevirme gibi diyor yerler falan. Yani öyle şeylerim de var. Öyle bir hayalim var. Bakalım. Ay, inşallah gerçek olur. Gidersek beraber gidelim. Tamam, ama sözünü aldım. Söz, tamam. Selim abi senin hedefin nedir? Benim hedefim insan biriktirmek. Çok güzel. İnsan biriktirirken de kenarda köşede yeteneğiyle, duruşuyla, edebiyle, üslubuyla, ahlakıyla, yarınlara olan umudunu kaybetmeyen insanlara umut olabilmek istiyorum. Çok güzel. Başka hiçbir hedefim yok. Çok güzel. Gerçekten. Selim abi sen bir dahakinde bir gerçekten konuşmaların çok etkili. Ben belediye başkanlıkla seni destekleyeceğim. Bir adaylığını koy. Yok, gerçekten yok, yani. Bağımsız mağımsız gir abi sen. Yok alırsın. Yok teşekkür ben ederim. Ben nereye oy vereceksen basayım abi sen ben. Yok teşekkür ben ederim. Ben öyle bir parti kurmayı düşünmüştüm aslında biliyor musun? Böyle hani. Deniz, Yörük göle partisi, atlayanlar partisi yok, olabilir. Yok Yörük Partisi ama YRKP biraz tuhaf oldu. YRKP. Öyle güzel bir parti ama. Kuramayacağımı düşündüm. Ben yani. Parti kurarsanız oyumu veririm bu arada. Evet, bir soru daha geliyor. Aileniz ve yakınlarınız en önemli sorumuz. Bu yükselişinize nasıl baktılar? Destek oldular mı? Yoksa kıskanışlık oldu mu? Yok, şimdi başta hani kendi ailem de olmak üzere herkes önce bir şey karşıladı böyle hani sosyal medyaya girdiğin zaman biraz bizim şimdi köyde yaşadığımız için köy tabii şehire göre biraz daha farklı. Evet. Biraz daha böyle şey düşünüyor, geri düşüncelerimiz biraz daha geri. Ne bileyim işte... Bu niye böyle babamı gazladılar işte niye yapıyor kızın bu yaptığı namussuzluk işte ıslak ya oysa şalvarla atlıyorum hani evet. Bikiniyle falan ırmağa girmiyorum zaten köydeyiz yani evet. Şalvarla giriyorum şalvarla çıkıyorum işte ıslak ıslak orasını burasını gösteriyor ki hiçbir yerimde absürt bir şey yok yani bir evet. Birisinin dikkatini çekebilecek bir şeyim yok. Hep böyle gazladılar, yaptılar işte kapatsın bilmem ne falan. Herkes beni karalamaya başladı babamı falan. Erkek kardeşim çok sağ olsun buradan şimdi kendisine selam gönderiyorum. Manisa'da görev yapıyor. Dedi ki baba bırak dedi yapsın yani. Kafası dağılır dedi. Yani onun da dedi bak yani bir şeylerle uğraşması lazım. O arada ben işten falan çıkmıştım hani böyle artık evet. Sosyal medyaya atıldıktan sonra. Dedim yani ben yapmak istiyorum ben bunu. İnsanlar seviyor dedim ben niye bırakayım. Belli bir takipçiye de ulaştım 600 bine çıktım bir anda zaten. Dedim ben 600 bine nasıl iteyim bir kenara. Zirveden bırakmak olmaz. Yani. Evet.
yani. Dedim ben bunu niye 1 milyon 600 yapmayayım, 2 milyon 600 yapmayayım. Ondan sonrasında da işte şimdi beni karalayan ya da beni işte küçük gören herkes ben olmaya çalışıyor. Tabii. İlk zaten öyle olur. Aynen, önce kötülerler, sonra yanında durmaya başlar. Aynen, ben de bunu çok yaşadım. O yüzden akrabalardan falan, aileden çok bir destek görmedim. Kendi başıma tek ilerledim. Çok güzel. Ben bunu Instagram'a başladığımda yaşadım. Evet. Bana her yaptığım işte bu sefer yapamayacak dediler. Neden ve her böyle girdiğimde... diyorlar ki, değil mi? Ama şöyle, ben şunu diyorum. Birisi gelip bana çok iyi yapıyorsun derse ilk başladığım bir işte, evet, ben kötü bir şey yapıyorum. Aynen. Eğer beni kötülüyorlarsa bilin ki ben çok güzel ilerliyorum. Başarmışız çünkü demektir aynen. Bir şey, başarı herkes onu takdir edemez. Çok nadir insanlar, gerçek dostlar, gerçek arkadaşlar bunu takdir edebilir. Ben kötü gün dostu aramıyorum diyor ya, ben iyi gün dostu arıyorum. Evet. İyi günümüzde yanımızda olabilecek insan sayısı çok az. Kötü günde herkes yanında olur. Ağladığını görmek için, üzüldüğünü görmek için, yıkıldığını aynen görmek ya, için. Bizim zaten herkes gelir. Tabii. Acaba diye. İnsanlar niye gelir biliyor musunuz? Aynen. Buna ne olmuş bir görelim, ne yapıyor, neden böyle bir öğrenelim, dedikodu yapalım dediğin gibi. Aynen. Ama iyi gününde yanında olmak çok zordur. O evet, iyiliği paylaşmak, o mutluluğunu paylaşabilmek çok zordur. Bunda az insan vardır. Benim mesela bunda annem en büyük destekçim. Ya, zaten ben neyse, annemle olan bağım çok kuvvetlidir. Evet. Takipçilerim bilir. Benim de kardeşim. Evet. Gerçekten hani hep böyle bir hayatıma dokunmuştur. Buradaki desteği çok büyüktü. Sizin de kardeşiniz. Evet. Ve siz çoğu Yörük kızına örnek oldunuz. Yani Yörüklerin kraliçesi diye anons etmenin nedeni buydu. Yarın bir gün TikTok'a girmek isteyen Yörük kızı olduğunda babasına tutup bak Fatoş abla da bunu yapabiliyor. Abla diyecek çünkü aileden biri olarak görüyor artık, evet, sizi. Evet, öyle görüyor. Fatoş abla da yapıyor. Kötü bir şey değil bu diye bir emsal gösterebilecek sizi. İyi ki direnmişsiniz. İyi ki buraya gelmişsiniz. İyi ki vazgeçmemişsiniz. Teşekkür ederim. Ki vazgeçseydiniz burada olmazdınız. Aynen öyle. Gerçekten vazgeçmeyip direnmeniz sizi daha da ileri çıkartacak. Ben inanıyorum. Bir yıl sonra bu programı izlediğinizde daha da ileriye çıkmış olacaksınız. Evet. Çok daha iyi olacak. Sende abi durum ne? Beni taşlamaya hala devam ediyorlar. Beğenmiyorlar. Akrabalar öyle abi. Fake hesap açıp gene taşlıyorlar ya. Tamam evet, diyoruz yani, yeter, engelliyorum. Evet. Bitmez. Bitmez o fake hesaplar. Geçen ağlam diyor ki ulan diyor, ben senin diyor videoların diyor, ben diyor görüyorum falan işte diyor, gene diyor bir şey yapmışsın. Dedim hala ben seni engelledim, senin kaçıncı hesabı açtın? 70 yaşında karısın, bırak artık şunu yani. Öyle bir şey mi? Şimdi o yüzden de şimdi... Çok güzeldi, pardon, 70 yaşında karısın, senin öyle işin ya var. Ya. Çok güzel. Evet abim. Şimdi şunu söyleyeyim yani, zaten hani ne derler, meyve veren ağaç taşlanır. O yüzden de bu üzere yani... Destekçim dediğin gibi az önce de sen güzel bir şeyden bahsettin. Bu arada annelerimize de selam olsun. Ellerimden öpüyorum. Tüm annelerimize selam olsun. İçilerde mi? Tabii iç. Annelerimize selam olsun. Buradan çok benim selam de destekçim olsun. Annem. Hiçbir anne ölmese ve ölümsüz olsa. Benim tek keşke, dileğim bu. Evet, keşke. Ben bir de balık burcuyum, çok duygusalım. Aa, onun işte için... ben ortak bir nokta. Ya, gözlerim doldu anne deyince evet, zaten çok, ya. Aa, bir ortak noktamız. Ben de koç burcuyum biliyorum, çok gaddarım. Koç, ben en iyi anlaştığım burçlar koçtur ya, bu arada. Evet. Yükselenim yengeç. Onun için ben sudan su olduğum için yani çok duygusalım. O aynen, onun için böyle ama çok şeydir. Ama ben balıkla anlaşabilir miyim bilmiyorum ya. Ben çünkü balı. Ben kahır deri çekemem zaten. Yani ağlayan adam görsem çıkar giderim. Ben ağlamıyorum. Yani çok duygusalım. Ben kendi derdim kendime yeter. Vicdanlıyım ya, öyle bir şey diyeyim. Hani böyle... Evet. Yolda birini evet, göreyim, onu üzülürüm, ona elinden geleni yapmaya çalışırım. Son gücüm de olsa elinden geleni yaparım. Tabii. Çok desteklerim oluyor mesela. Çok elimden geldikçe paylaşmaya çalışıyorum. Ama gerçekten balık olmak dünyanın en zor şeyi. Evet. Yani çocuğum olsa balık burcu olmasın. Ben de balık burcuyum bu arada. O yüzden de buradan da ortak bir şekilde o zaman şöyle diyelim. Hep aynı dertten müzdaribiz. Müzdaribiz şu anda. Taş atanın eline, söz edenin de diline sağlık diyelim. Geçelim ya. Kesinlikle öyle. Başka abi. Başka uzatmaya, yani uzatacak başka bir laf söylemeye gerek yok. O kadar iyilik sırtından vurmuyorlar mı? Sen bıçak yarası. Ben şöyle çok sırtımdan vuruldum. Gerçekten artık yani su içince arkamdan akıyor diyorum ben çoğu zaman. Aynen. Bir kulağımın arkası kalmış, onu da Covid'de sağ olsun maskeler yaptı diyorum. Aynen. Şöyle ben paylaştığımda ilk başta bana şunu dediler. İşte sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Bu yaptığın iyiliği neden paylaşıyorsun? Arkadaşlar biz cebimizde tuta tuta biz bunları paylaşmaya. Şimdi biz bizler halkın önünde halka örnek olan insanlarız. Benim mesela dışarı çıkmamı, eğlenmemi örnek alıyorlarmış ya. Yani. Bunları örnek alsınlar. Aynen, bence paylaşmalı. Ben diyorum ya, ki sağ elin verdiğini sol el görmeye sol el unuttu vermeyi. Biz onu hatırlatıyoruz. Ben orada amacım işte ben şu kadar da koli dağıtıyorum, ben şu kadar yardım, ben amacım bu değil. Benim amacım hani cebinde milyonlarca para olup kimseye 1 lira vermeyen insanlar var ya, onların o videoyu görünce belki vicdanı biraz sızlar da kalkar ya bir şey yapar diye. En azından belki o da video çekmek ister de birine hayır dokunur. Ya kalksın yani, çeksin yeter ki birine hayır yapsın. Yeter ya. Birine hayır yapsın değil mi?
O çok bile... eleştiri aldım. Mesela çok bu konuda şey aldım. Çok arkamdan darbe aldım. Ya eleştiriler, boş ver onu zaten. Ben zaten eleştiri almazsam mutlu uyuyamıyorum. Aynen, aynen. Bakıyorum bugün eleştiri aldım, diyorum ki güzel bir şey yapmamışım bugün. şöyle bir sorum daha geliyor. Bir anda herkes tarafından tanınmak nasıl bir duyguydu? Ya ilk başta çok karmaşık bir duygu. Şimdi bir anda 600 bin, 1 milyon, 1 milyon 200 bin, 1 milyon 500 bin oluyorsun. Tabii bunun hepsi iyi insanlar değil. Evet. Yani başta zaten akrabalarımızdan, ailemizin içinden de çıkıyor böyle hani kötü yorum yapanlar. Zaten ben bir girdim, ben de ağır, namus, şeref, gurur, haya hiçbir şey olmadılar zaten. Böyle bir kesim var. Var. Böyle bir kesim var. Onlar da çekemeyenler hani böyle istemiyorlar. Çünkü hani yükseleceğini, yükseleceğini fark ediyor. Aynen istemiyorlar. Ne bileyim işte... böyle düzgün bir şekilde ya yap diyorlar, sen de arsızlık yap, sen de hırsızlık yap, ama ben böyle hani daha temiz, daha güzel ilerleyeyim ki insanlar güzel şeylere örnek alsınlar. Kesinlikle. Bizim köyde bir gör, şalvar giymem ben diyen küçük kızlar hep şalvar giyiyor şimdi. Evet. Neden? Ya tamam, crop giyenlere de saygım sonsuzdur, ben de giyerim yeri geldiği zaman, ama onlar örnek alacağını, şalvar örnek alsın. Evet. Şalvar giysin yani. Kesinlikle. Ya çünkü öyle, bizim o yüzden... içimiz yani geçmişimiz, yaşantımız, hani bu şalvar giymek geçmişte hepimizin yaptığı ve köyde, köye gittiğimizde 100 insandan 99'unu şalvarla görürüz. Evet. Ve bunu şehirde görmek ya da bir platformda görmek insanları rahatsız etmemek. Tabii çünkü ki bizim özümüz bu. Aynen, özümüzü unutmamalıyız. Ya. Evet. Ben öyle yani, o bir bayağı bir psikolojik şeye de girdim. Sonra dedim ki Fatoş, dedim sen insanları aldırırsan ilerleyemezsin o Hiç zaman. Hiç ilerleyemezsin. İlerleyemezsin. Sen dedim yolunda devam et, çizdiğin yolda çizginden çıkmadan devam et. Boş ver dedim, onlar konuşsunlar ya. Yani evet. Sonra bir baktın zaten, dediğim gibi onlar da ben olmaya çalışan insanlar. Tabii, oldu. Tabii sizi yani olmaya çalışırlar. O yolda yürürler, aynı şeyleri yaparlar, aynı konuşmalara girerler, hissedersiniz. Saçınız, başınız, makyajınız hepsini aynı yapmaya çalışırlar. Aynen, aynen. Onun için öyle insanlara bir dikkat edin. Siz süzün, zaten final böyle çıkar. Evet. Sen de abi durum ne? Durum ne? olay bitik, o iş tamam. O iş tamam, olay bitik, o iş bende. Evet. Şimdi gerçekten dediği gibi Fatoş kardeşimizin söylediği gibi ben de katılıyorum, karmaşık bir duygu ama yaptığımız her şeyde tedbirli, daha dikkatli, yani tedbirli demeyeyim de daha dikkatle, daha özenle örnek teşkil eden bir insan olduğu, bir insan modeli olarak attığımız her adıma, yaptığımız her harekete, dilimizden, ağzımızdan çıkan her söze dikkat etmek zorunda kalıyorsun. Çok. Ona göre yaşıyorsun. Ben ona çok dikkat etmek zorunda kalıyorum abi, onu çok yaşıyorum. Çok yapıyorlar ya. Ya ben diyorum ki arkadaşlar, beni gördünüz ya, fotoğraf çekilmek istiyorsanız vallahi ne halde olursak olalım gelip çekilirim. Yeah. Ama ben gizlice çekip bunu bir yere atıp beni etiketlemeyin. Ya yemek yiyorum, yanında aile dostlarım var. O, daha yakın zamanda yaşadım bunu. Yemek, ben o an hatta video çekiyorum ya. İşte bir sanatçı sanatını icra ediyor. Ben de video çekiyorum, story atacağım. Uzaktan biri komple masayı almış. Ya yanıma gel, de ki ben seni tanıyorum. Resim çekilebilir miyiz de, ben sana yok dersem çek at. Ben orada masada yani sonuçta aile dostlarım var. Bir şeyler var, yemekler var. Sen orada beni gizlisin, ağzım yüzüm yamulmuş. Ben videoda böyle duruyorum. Değil mi? Gel yani beraber çekelim, güzel poz verelim. Geçti gibi çıkıyorsun. Tabii yani ağız kaymış bir yana, kafa kaymış bir yana. Sen oradan video çekiyorsun. Bunu platformda paylaşıyorsun. Ya yani gel, ben mesela böyle ilgili bir şey de yaşamıştım. Lafını kestim, kusura bakma abi. Çok güzel bir yere değindin diye. Şimdi bir gün iş şeyde oturuyorum. Ailemle yine bir yemek yemeye gittik. Karaduvar tarafındayız. Çok soğuk. Dışarı çok soğuk. Ben gömlekliyim. Ceketimi almayı unuttum. Yani, yanımda ama dışarı çıkarken almayı unuttum. Neyse mekan sahibi geldi. Ya dedi 2-3 tane genç var. Seni çok seviyorlarmış. Bana söylediler. Resim çekilmek istiyorlar. Dedim ki abi burada olmaz. Ben dışarı geleyim. Hep beraber resim çekelim dedim. 8 tane genç. Biraz da kafaları iyi. 8 gençle teker teker resim çekildim. Sonra 8'i birden toplu çekildik. Sonra 8'ini beğenmedikleri tekrar çekildik. Yaklaşık 45 dakika. Peki Mehmet, şey diyorsun, oluyor mu sende? Hani böyle çekinmek istiyor mu? Bir de şey var. Eline telefon alıp da kendini böyle hani bir normal şey ortamında. Beni çekme, beni çekme. Ya ben seni niye çekeyim zaten? Ben aynen seni ben niye seni çekeyim? Niye çekeyim? Niye ben seni telefonla... Sen fenomen misin? Ünlü müsün sen? Nesin seni çekeyim? Dedim ya sakin. Mesela hep bana öyle şey. Ben mesela evet, mutlu küçük bir yer ya. Hep onunla karşı. Beni çekme beni. Elime telefon al. Abla dedim, benim normal hayatım da var dedim. Hani her elime telefon aldığında story çekip atmıyorum ben. Tabii canım. Bir de ben seni niye çekeyim niye arkada? Niye çekeyim? Yani sen istemesen, dava açsan ben alırsın her şeyimi elimden. Mallarmış, zor kazanmışım zaten. Seninle mi uğraşacağım? Seninle mi uğraşacağım? Yani. Bir de
Ben seninle mi ünlü olduğuma seni çekeyim, prim yani kazanayım? Sen neyin var? Neyin var? Ne, bir şeyin mi var? Ben de ona çok takılıyorum. Yani. Telefon elime alıp beni çekme. Herkes bir moda giriyor. Aynen, sana da oluyor mu abi öyle? Sen çok çekiyor musun story falan eline telefon alıp mesela? Beni çekme diyen oluyor mu etrafında? Beni çekme. Onlar beni çek diyenler aslında, biliyor musun? Beni çek diye gelin. Ben de olayım. Ben de olayım yani. Ben de olayım. Aynen. Havasında olanlar ama bilmiyorum yani, değişik bir şey ya, bunu anlatamıyorum yani. Sen daha güzel doğaçlıyorsun, şu anda daha güzel anlatıyorsun diyecek kelime bulamıyorum. TikTok yayınlarını da izliyorum bu arada, çok güzel. Vallahi yayınları, ben ederim. Bütün yayınlarını hemen hemen izliyorum ya, ne güzel. Görüyorum diyetlerini çok falan. Çok banyo oldum ben ya, çok böyle eskiden. Ama işte güzel ilerliyorsun diye banyo yiyorsun. Evet evet, çok eskiden. Çok güzel bir yoldasın ve hiç durma. Benim temsilcim vardı işte, diyor ki ya Fatoş diyor, sen ben genelde yörük diliyle konuşunca hani böyle yayınlarda falan. Evet. Mesela kokarı anlamıyor TikTok, ne bileyim yakanın kokar kerahatı, ağzı yağ. Yamuk, ne bileyim işte. Ağzı yamuğunun yakanın kokar kelatını ben de anlamadım. Yok, o bende de yok. Yakanın kokar kelatı. Hani bu ne demek? Ya şey diyor işte, hani sen diyor el alemin şeyisi, hani maskotu gibi bir şey yani. Yakanın kokar kelatı. Kokar kelatı. Aynen. Aa, çok güzel bir el alemin maskotu. Yakanın kokar kelatı. Ben bunu kullanayım. TikTok ya. Ben de mesela karşıdakine söylediğimde TikTok bunu anlamıyor. Ben de küfür bundan bahsediyorum. Küfür mü edemdesin yörükçe ya? Yakanın kokar kelatı falan. Aynen aynen. Ya. Neler var? Nörün, nereye gidin? Hendene hendereden al da hendere koy var mesela. Onu her oradan al da oraya koyu, anladın. Aynen. Aynen. Bazen anlıyorum. Mersin'de olduğum için evet, ama... Evet. Onu bir hiç duymadım. Değil mi? Evet. Ya hendene hendereden al da oraya koy mesela. Öyle bir oraya. Çok böyle içten bir konuşma. Evet, çok içten aynen. Ya böyle şey, samimi bir konuşma. Evet. Çok bizim güzel. Bizim yörük dilinde var değil mi abi? Nattango derler. Aynen, nattango. Nattango. Yani. Necende falan deriz mesela. Necende. Yani bu ne demek ki? Biz necende. Necende. Yani, neci, doğru. Neci, bu neci mesela. Öyle. Vay be, çok, çok güzel. Çok değişik, aynen. Yeni bir dil üretilmiş gibi. Aynen. Ya. Enderden derler mesela. Aynen. Şuradan demezler de mesela bunun için. Enderden suyu ver mesela. Evet, aynen. Onu biliyorum, evet. Enderden suyu ver. Enderden ver, aynen. Peki sosyal medyaya girdiğinizde en çok neye şaşırdınız? Yani ben, hani sosyal medyayı uzun zamanda kullanıyorsunuz zaten ama tanındıktan sonra şaşırdığınız bu gücünü mesela bekliyor muydunuz? Ya ben şimdi İstanbul'a gittim bir kere. İlk daha böyle fenomen olduktan sonra şalvarla AVM'ye girdim. Ondan sonra bir tane kadın geldi. Ana Fatoş dedi, ne yapıyorsun falan. Herhalde dedim bizim akraba bu. Bak dedim ya, İstanbul'da karşılaştık dedim ya, böyle şaşırdım. Kadın da hiç tanıdığım birisi değil. Benim de böyle bir şeyim var. Hani tanımadığım bir insanı bile gördüğümde tanımadığımda tanırmış gibi davranırım. O bende de var. Yenge sen ne örün ya burada falan yapmadın. Dedi ben burada yaşıyorum dedi. Ne zaman geldin falan. Dedi ben hep burada doğma büyüme yaşıyorum. Dedim, abla sen beni nereden tanıyorsun dedi. Ben sen sosyal. Kusura bakma abla dedim. Ben seni akraba bile zannettim dedi. Köyden biri çok zannettim. Cana yakın şey yapıyorlar ya böyle. Evet. Hani bazen unutuyorum. Hani sosyal medyada gözünün önünde olduğumu unutuyorum. İnsanlar böyle gelince bu sanki akrabammış, aileden, arkadaşlarımdan bir tanesiymiş gibi geliyor yani. Evet. O yüzden ben o gelen insanları seviyorum. Evet. Ama mesela ikinci bir şey daha var. Gelmeyip uzaktan böyle bakıyorlar ya, o ay, bakıştan hissemem. Seni tanıdıklarını çok iyi anlıyorsun. Ya yani evet. Onu ben hissediyorum. Diyorum ki bak mesela bir yere girdik. Diyorum bak şu iki arka masada, örnek veriyorum. Beni çok iyi tanıdı. Çünkü o ona söylüyor. O bir daha dönüp bakıyor. Dönüyor, o evet. Dönüyor. Bunu biz anlıyoruz. Arasında... Ne, hangi kamera çekiyor? Hangi kamera? Burada, yani burada şu mıyız? Anda buraya hangi söylüyorum. Kameradaysak işte. Buraya söylüyoruz. 8-10 tane kamera çekiyoruz. Aynen. Şimdi ne konuşacaktım ben ya? Dur. Biz bizi biz tanıdığımızda. Biliyoruz, biz böyle kendi aranızda fisyos fiskos konuştuğumuzda mesela biz onu anlıyoruz. Anlıyoruz. Ama ben hiç çaktırmıyorum. Ya, telefonla tabii, mı mesela? Devam ediyoruz. Ben çaktırmadan devam ediyorum. Ama ben anlıyorum yani. Tabii. Senin benim hakkımda konuştuğunu. Kesinlikle. İşte o kız falan yapıyor. O şalvarla deriye atlayan kız işte falan, evet. Yaptıklarını anlıyorum. Anlıyoruz ama... İşte ya gel konuş ya da hiç bakma, hani normal gelebilirsin, gelebilirsin. Ya yani biz gel, ben öcü şey değiliz, birini yemiyoruz yani, ya kötü bir davranışımız yok. Sen de azarlamazsın. Tabii Cem Yılmaz da değiliz. Yani azarlamayız da çok anam bir ünlü de değilim ben, git falan yapacak böyle. Tabii öyle yani, yani onun için gel konuş, sohbet et ama uzaktan şöyle bakıyor. Sanki diyorum geçen hafta annesine mi saldırdık, babasına aynen, mı dövdük, aynen. Ne yaptık biz? Ben böyle tek şeye diyor. Karşıyım. Şimdi biz ben kadın olduğum için hani geldiğinde mıncıklayarak falan gelmesin. Ben hani erkekse özellikle tabii. Ben onu sevmiyorum mesela. Hani gelebilir, samimi olabilir tabii. Ama ben seni tanımadığım için bana bıçak mı sokacaksın, cam mı sokacaksın? Sevenimiz kadar sevmeyenimiz tabii. De var. Ben korumalarıyla gezen bir insan takıntılı değilim. Takıntılı bir yani. Hayranlık da var. Aynen, takıntılı ki. Bir hayranlık da maalesef. Gelip mıncıklamadığı sürece, yapışmadığı sürece geldiğinde ben... Bir de tabii, bir kadına mıncıklamak da yanlış yani, bir şey yani. Öyle geliyor, görsem var o asker arkadaşıymış. Yani ya kardeşim ne oluyor diyorum ya bazen, hani böyle kızıyorum. Senin sert yani. Mizacın da var tabii belli. Biraz otoriterliğim de var yani. Öyle evet, belli. Koçun verdiği bir sertlik aynen, herhalde. Çok, çok koçlar güzel. Hep öyle sert mizaçlı oluyorlar. Evet. Bir soru daha geliyor. Sen abi. Sen de balık burcu olunca hani gülerken bile ağlayacaksın. Gözler hep dolu değil mi? Balık dedin ya. Burada gözyaşlarım da hemen düşecek gibi. Ama hiç mesela sosyal medyada onu yansıtmam. Evet. Hep gülüyorum, hep mutluyum. Evet. Kendi hayatımda da öyle. Duygusallığımı hep artık ikinci plana almaya başladım. Evet. Eskiden daha duygusaldım. Duygusallığımı yaşıyorum ama onu
hemen olumsuz bir şey olumluya çevirip gülecek bir şey bulmaya çalışıyorum. Her olumsuzluktan bir olumlu bir şey buluyorum ben de senin gibi. Aynen. O huyum çok var mesela. Bana biri arayıp olağanüstü bir şey diyor mesela. Ya diyorum boşver şöyle olacaktı falan. Çevirebiliyorum. Olumlu yanından bakıyorum hayatım. Çünkü hayat çok kısa. Evet öyle. Sen de abi? Vallahi. Abi de, soruyu unut. Sosyal medyaya girdiğinde yaşadığın en tuhaf olay. En tuhaf olay insanların bazen böyle yaptığın her işle alakalı, müzikle alakalı, sahneyle alakalı böyle beğenmediğini dile getiren yorumlar, tamam mı? Aşağılayıcı yorumlar. Evet. Ama o aşağılayıcı yorumlar işte beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Evet. Çünkü aşağılayabilmek için onu izlemiş olman lazım. Tüm detaylarını görmüş olabilmen lazım. Detaylarını görmeden bir şeyi aşağılayamazsın. Ben hep diyorum zorla tutmuyorum. Çıkabilirsiniz. Yani. Bir tuşa basıyorsun. Takip bırak. Evet. Bitiyor. Aynen, bir daha ne beni görüyorsun ne ben seni görüyorum. Ben zaten seni görmüyorum da. Aynen. Yani sizi sana demiyorum. Takipçilerim. Ben zaten görmüyorum da sen çıkabilirsin. Yok ben sıkı bir takipçinim ya. Instagram'dan olsun teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde tatilleri falan görüyorum. Ya. Çok yakından takip ediyorum. Özellikle köydeki geçen dut toplamanızı falan hep takip ettim. Evet. Yapacağız şimdi. Gönderirim sana. Teşekkür ederim. Geldiğinde hep bekliyorum artık. Saldırı bitmiyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Var öyle bir kesin. İlk başta ne dedin abi? Meyve veren ağaç taşlanır. Evet. Aynı yola çıkıyoruz bak. Meyve veren ağaç taşlanır. Sesinizin güzel olduğunu ne zaman fark ettiniz? Benim sesim güzel değil. Ya deme şunu mütevazı olma sesin gerçekten güzel. Sesimin ben güzel olmadığını ne zaman fark ettim? Üçüncü şarkı çıkardıktan sonra. Üçten sonra. Üçüncü şarkı çıkardıktan sonra sesimin güzel olmadığını. Bu arada arkadaşlar sesi gerçekten güzel. Ben Örgün sesini de dinledim. Gerçekten güzel mütevazılık yapıyor. Siz de dinliyorsunuz zaten yayınlarda her yerde görüyorsunuz. Aynen ya işte yani bilmiyorum ki ben öyle bir fark etmedim ya. Herkes baktım TikTokçular şarkı çıkarıyor dedim. Ben niye geri kalayım bunlardan dedim ya. Hayırdır yani. Ay bir yerde ben de rap çıkartma isteği geldi geri ben direkt çıkartacağım biliyor musun? Çıkartacağım ben. Çıkartacaksın mı? Çıkartacağım. O düet yapalım o zaman. Sen de hep çıkartacaksın da düet yapalım sen. Tamam. Benim sesim çok iyi değil ama yapalım. Ben çok severim bir de söylerim. Yani severim söylerim ezberimi. Ben işte dedim ki bu milletten benim ne eksim var dedim. Ya ben köyden çıktım İstanbul'a gittim şarkımı söyledim. Bir de lansman yaptım. Topladım milleti yedirdim içirdim. Yani... Zıkkımın kökünü yeseceğiz reklamda yapmadım zaten. Böyle yediler içtiler ondan sonra. Gittiler. Aynen gittiler. Ya bir şey fark ettim. Yörük kızları gerçekten çok güzel konuşuyor. Çok güzel bir sohbetim var ama Yörük oğullarında bir sorun var abi. Sen niye konuşmuyorsun? Bizi kesinlikle, kesinlikle. Tam aksine biz Yörükler kendi bayanlarımıza, kadınlarımıza öncelikle saygı duyarız. Sonrasında da çıkar sahnede şarkımızı okuruz. Ya sen şimdi Mut'tan geldin. Mut'tan buraya kadar geldin. Teşekkür ederiz. Bizleri kırmadın ama elin niye boş geldin? Hani Mut'un neyi meşhur? Niye getirmedin? Yok canım kimde de elin boş geldin diye. Anam bir kasa erik gönderdi size. Nerede Kayısı erik bir şeyler getirdim ben. Kayısı gelmiş. Aa evet. Kayısı gelmiş. Kayısı evet gelmiş. Mut güzelimiz Kayısı'mızı getiriyor. Evet. Ona şalvar giydiremedim ya. Evet sen niye şalvar giymedin? O sahneye çıkacağım diye. Teşekkür ederiz. Şöyle poz ver kameraya bir görsün. Evet. Mut güzelimiz. Kayısı güzelimiz. Aynen bir kasa bakın. Oo. Getirdim. Oo. Mut Kayısı'dan ye şimdi devam ederiz. Evet. Başka ne getirdin? Erik getirdim de o senin arabanın arkasında vardı. Şey, erik... 3-5'er tane ekibi daha da. Yok canım. Benim ekip... 3'er 5'er mi? Şey... Öyle olur mu ya 3'er 5'er? Ya 3'er 5'er abi. 3'er 5'er aynı 3'er 5'er. Erik iyi para ediyor şu an. Benim hemen ekipteki çocuklar hemen onu arabaya koymuşlardı. Siz merak etmeyin. O artık gitti yemişlerdi bile yani. Halkada dağıtın böyle bayağı seyirciye de getirdim. Arkadaşlar böyle bir şey istiyorsanız 3 adama Acun'a falan gideceksin. Pizzamızı da dağıtacak. Bizde yok Erik Mehmet dağıtma. Biz olan arabaya koyuyoruz. De kaptı gördün mü? Aldı. Hemen aç hemen aldı yiyecek. Ama ben bunu şimdi alayım ben bunu götüreyim. Tamam. Abi sen yiyeceksen bir tane verebilirim. Teşekkür ederim sağ olasın. Sonra alırsın. Evet şimdi kaldığımız yerden sorulara hızlı hızlı devam ediyorum. Tamam. Evet. Sonra yavaş yavaş böyle güzel devam ediyoruz. Aynen. Sizce en güzel platform hangisidir? Kullandığınız en güzel platform? Yani ben normalde kendim TikToker'ım ama yani hani en sevdiğim Instagram. Instagram'ın daha temiz, daha güzel olduğunu düşünüyorum. Genelde oradan izliyorum reels'leri, videoları evet, da. Instagram. Instagram daha bence temiz bir Instagram platform. Benim hemen ortama gireceğim. Evet. Evet. Senin abi? Instagram da. TikTok'u da merak ediyorum ama beceremiyorum. Nasıl olacak bu iş? Yaş gereksinimden abi. Anlatsın bize nasıl yapacağız yani? Nasıl ya yapacağız? Onu ben onu işte soracağım. Yani nasıl yapılacak bilmiyorum yani. Onu soracağım. Onunla ilgili birkaç sorum var. Hayatınız bir şarkı olsaydı ne olurdu? Cips paketi gibiymişsin %70'in hava. Oo. Benim kendi şarkım takvim yaprağı. Az sonra onu da dinleyelim. Tamam dinleyelim.
Gerçekten çok güzel bir şarkı. Seni yani bugün çok yorduk. Oynatmaktan artık evet, yani oturmadım. Gerçekten çok güzel bir şarkıymış. Elinle getirdin, elinle yedin. Ya bu nasıl oluyor? Kendi getirdin, kendin dışarı iki tane yiyin. Ya bunu daha nasıl evet, oluyor biliyor musun? Bahçede o kadar tatlı değil. Yani, yani sizin orada abi kendi getirdiğini yiyenin çocuğu çok olur diyorlar. Sen ona inanıyor musun? Aynen öyle derler. Kendi ama getirdiğini yiyemeyeceksin derler. Ha, ama bilin bakalım niye eksik. Ha, senin çocuğun yoktu evet. Var çocuğum var. Oğlum var bir tane. E tamam niye çocuğu olur dedim? Çok olur çocuğu. Ha, çok hani bir tane var. Bir tane değil 10 tane falan olur. Tabii bir yani kendi var, getirdiğini, kendi yiyeni çocuğu çok olur derler. Aynen. Aynen. Abi senin hayatın bir şarkı olsaydı o işten olay bitik deme sen de bir şarkı daha söyle. Mihriban olmak isterdim. Lambada titreyen alevi üşütmek isterdim. Evet. Güzel. Tabii. Güzel, güzel abi. Öyle abi. Musa Eroğlu da bildiğim kadarıyla zaten Mut'tan. Mutlu evet. Ağzımdakini yedim de öldüm. Tükürmeye başladım. Ya niye bak ağzım, bu gülmelerimizi falan al ya. Ağzım parçatmaya ya bir saniye başladı, bir saniye arkadaş. Gerçekten samimi söylüyorum ya. Ben mihriban olmak isterdim. Tamam anladık lambada abi. Lambada titreyen alevi üşütmek isterdim. Abi ya, en iyi mihriban sensin. Mihriban sensin. Sen mihribansın. Biz burada kayseri gibi sen mihriban da kaldın. Lambada titreyen alevi gösteriyor. Lambada titreyen alevi falan gibi fırlayacaksın. Selim abi sen bir açılıyorsun, bir içine kapanıyorsun, bir geriliyorsun. Ben çözemedim abi seni. Valla beni de yanına oturttunuz. Fatoş böyle durdu. Korkun mu yoksa? Sandalye mandalye koşaydı. Korkun mu yoksa? Fatoş'un kenara kaçtı. Bir de hayır burnumu yeni yaptırdım biliyor musun? Daha aa evet var onu soracaktım. Para verdim şimdi mikrofon falan salar. Burnunu yaptırmışsın çok da iyi olmuş. Teşekkür ederim onu da söylemiş oldum. Hayırlı lazım olsun. Öğrenmeyenler de öğrensin. Hayırlı biz de yeni öğrenmiş olduk. Evet. Ben bunu soracaktım da. Ama o kadar doğal oldu ki belli değil. Kadınlara bu sorulmaz ya onun için soracak mı sormadım sen söyleyince üzereyim dedim. Burnum güzel ya. Bu arada sen her yere şalvarla mı gidiyorsun? Ya ben her yere, aslında ben şimdi ilk şalvarla çektim ya videoyu. Evet. Şalvar üstümde kaldı. Çıkarsam aha bozuldu Fatoş Çelik şalvarı çıkardı. Giysem aha bu kız da hiçbir yere bakımsız şalvarla gidiyor her yere falan. Böyle artık yani ben de akılıyorum. Ne yapacağına ya, şaşırdın değil mi? Ne yapacağımı İnsanlar şaşırdım insanlara yaranandım. Ben de bazen giyiyorum bazen işte köyde giyiyorum bazen gezerken dışarıda giyiyorum. Giyiyorsun. Bazen aynen pantolon etek. Hayatınızda en utanç verici anınız nedir? Var mı böyle bir anınız? Var da ben burada söyleyemem. Niye ya? Söyle bir şey olmaz. Ben söylerim. Kimse görmeyecek. Biz bizeyiz. Hayalini kurduğum, kızı alamadım, düşümde beslediğim insana hiçbir zaman benim sevdiğimi bilmedi. Hiçbir zaman duymadı. Ben de söyleyemedim. İçimde bir ruhta olarak yıllardır hala saklı. Benimle beraber mezara kadar gidecek. Benimle beraber mezara kadar gidecek. Çok güzel abi. Abi ben şöyle söyleyeyim. Buradan 250 metre gidince bir tane daha çekim alanı var. Orada Şiire Gazile'yi çekiyorlar. Sen o tarafa doğru seni alalım. Gerçekten. Yani çok güzel içten söylüyorsun. Her sene ben balık burcuyum. Gözümün içine içine bakıyorum. Beni ağlatacaksın sen burada ben ya. Ben de balık burcuyum. Tam balık burcusunda gül biraz. Ben burada sabahtan beri kendim parçaladım ya. Utanç verici anım. Evet en utanç verici anım. Yani utanç verici bir anım. Söylemek çok istemiyorsan geçebiliriz. Ya var aslında da yani. Burada söyleyemem ya. Tamam mı geçtim o zaman boş ver. Yani. Arkada ekibe söylerim ben tamam. Tamam baş başa bunu merak ettim. Arkada ekibe söylerim. Kendilerinde değiştirmek istedikleri özellikler nelerdir? Şu özelliğimi de değiştirseydim dediğiniz var mı kendinize? Valla ben akrabalarıma benzememek için burnumu değiştirdim. Yani şey olsun diye yani burnumu değiştirmek istiyordum zaten. Çok benziyorum beni. O en sevmediğim halam dediğim var ona çok benzetirler. Halanı görmeye gitmek istedim gerçekten. Halam aslında çok iyi oldu bir insan halam. Selam olsun buna. Seviyorum hala seni hangi kamera? Şey bu bir buçuk saat övdükten sonra ben şey bir buçuk saat gömdükten sonra ben. Hangi kamera hala seviyorum. Hangi kamera? Halam bu programı izledikten sonra eminim fake hesapları daha da çoğaltacak yani gibi görünüyor. Hesaplar artacak. Hala olarak, hala giller olarak çoğalacaklar. Hala giller olarak çoğalacaklar. Aynen. Var mı abi seni kendi değiştirmek istediğin bir özellik? Mesela bu şiir olarak konuşmayı değiştirmek ister miydin? Yoksa seviyor musun? Kaşlar gittiğine kendimde başladım olan her şeyi seviyorum. Evet. Bir tek gençliğimde yüzümde meydana gelen şu sivilce izleri kalmasın isterdim yani. Bu sivilce izlerini değiştirmek isterdim. Evet. Güzel abi. O da kırışmış gözükmeye şimdi. Kırıştı yaş ilerledi ya. Yaş ilerleyince kırıştı abi, kırışınca böyle. Abi erkeklerde yok öyle bir şey biliyor musun? Biz mesela kadınlarda ne bileyim botoks yaptırıyoruz, gençlik aşısı yaptırıyoruz, burun yaptırıyoruz. Ama erkeklerde yok öyle bir şey. Yok evet, ya var. Öyle bir şey. Öyle bir merak. Rafet Erroman. Rafet Erroman botoksunu görmediniz mi geçenlerde? Rafet Erroman botoks mu yaptırmış? Siz yok, abi magazin birbirine girdi görmediniz mi? Siz böyle duruyor Rafet abi. Oo, ne kadar buradan güzel, selam ne olsun kadar çok güzel severim ama selam olsun. Bazen ben şöyle estetiğe erkeklerde ölçülü dozda varım. Ama dozunu kaçırdıkları zaman var mı yokum senin estetik? Bende yok. Ha. Ama hani şu an yaşım gereği yok. İlerleyen ben zamanda botoks yaptırmam demiyorum yaptırırım. Evet. Dolgu yaptırmam mesela çünkü dolgu yaptıracak bir şeyim yok ama
botoksu yaptırırım. Kırışma engel için. Mesela Selim abi kadar kırışsam yaptırırım. Ya ben dudaklarımı ben dudaklarımı yaptırmak istiyorum ama ben konuşmayı çok sevdiğim için konuşurken belki hani böyle konuşuyorum. Ben biraz hızlı konuşuyorum. Onu doğalını yaptıracaksın. Aynen, doğalını yaptıracağım. O zaman bir soru daha. Hiç izinsiz telefon bilgisayar karıştırdılar mı? Benim mi? Evet. Sen karıştırdın birini. Ben telefon, çok bilgisayar. Karıştırırım. Seversin. Ben yani bu burayı kesersen söyleyeyim. Annem babam mesela aldattı. Ben onu yakaladım. Kesin var mı burayı, tamam mı? Keseceğiz. Aynen. Ya onu yakala. Babamınki çok karıştırırım ben. Ondan sonra yani şifresi açıkla. Ya ben karıştırırım. Sen yani. Görünce sen abi karıştırır mısın? Ben de kızımın. Karıştırıyorsun. Karıştırıyorum. Allah bağışlasın. Karıştırıyorum, araştırıyorum. Yapmak gerekir. Yani. Aynen, evet. Merak ederim. Çok bakarım böyle bir yanımda mesela şu an benim, böyle şey yapsa böyle yavaş yavaş yanaşırım böyle. Ve hiçbir şey olmamış gibi okurum onun ne yazıştığını falan böyle. O bir merak oluyor. Aynen ya. Öyle bir merak. O zaman bir soru daha. TikTok'a zaman ayırmaktan kendini ihmal ettiğin oluyor mu? Yok. Dedim ya az önce hani evet. arabam kaza yaptı işte Konya'ya bıraktım. Gittim Alanya'ya TikTok çektim ya o kadar hani hem kendime zaman ayırdım hem biliyorsun. O kadar rahatım. Peki, diyorsun ya. İçerik oluştururken en çok neye dikkat ediyorsun? Neye? İçerik oluştururken, video çekerken en çok dikkat ettiğin şey. En çok dikkat ettiğim şey. Sen gerçi doğalsın, ben ya çok dikkat etmiyorum. Ya doğalım ama yine de böyle arkada çıkacak olan insanlara dikkat ederim. Hani sonra beni dava edip de böyle malımı mülkümü koymasın. Ya seni bir dava ederse bana seni gerçekten. Vallahi böyle kendimi sana dava olma. Der yani beni paylaşmışsın. Ben geleceğim sana tanık olacağım, şahit olacağım. Ne gerekiyorsa olacağım. Sende var mı abi dikkat ettiğin bir şey? Şarkı yazarken. Ya çok öyle özel dikkat ettiğim, özen gösterdiğim bir durum yok. Çok doğal ya. Ve akışında genelde dikkat ediyorum yani. Yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü doğaldan daha güzel çıkıyor ya. Çok güzel. Aa, şimdi bak burada da mesela muhabbetimiz ne kadar doğal. Doğal olunca ne oluyor? İstediğimiz şiveyi, istediğimiz kelimeyi, istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Evet. Ben sana aslında, bir şiveli şey öğreteceğim. Evet öğretim. Ya bana aynı şiveli bir şey öğretsene. Gran gelesicenin tohumu. Gran gelesicenin tohumu. Ha, bu ne demek olabilir sence? Bir yorumla bakayım hadi. Gran gelesicenin tohumu. Gran gelesice. Birisi geliyor, onun giresici de olabilir, gelesici de olabilir. Birisi gelecek, onun tohumu var. Öyle mi? Yok, leylekler getiriyor. Leylekler getiriyor, onun da tohumu var gibi. Hayır, gran gelesicenin tohumu, yani nesli tükenesice gibi. Nesli tükenesice. Hani, aynen. Hani gran gelesicenin tohumu. Giresici, aynen. Nesli hani. Tükensin, yani nesli bitsin. Yani baban bitsin. Kısır olsun gibi falan hani, böyle anan baban kısır olsun. Abooo, beddua gibi bir şey bu be. Baya baya öyle yani. Biyorik biri bana yörük bundan sonra bir şey verir. Biyorik bedduası yani. Her cümlede bir şey arayacağım. Gran gelesicenin tohumu diye bir şey olabilir mi abi? Aynen. Ha? Gran gelesicenin tohumu. Yani senin diyor. Gelmesin, bir daha türemesin sizden diyor. Yani. Var içinden birkaç kişi var öyle söyleyeceğim. Gran gelesicenin tohumu diyeceğim onlara. Güzelmiş, bu çok niye güzel. Niye kameraman abiye baktın? Belki ona diyeceğim. Gran gelesicenin tohumu diyeceğim belki, bilmiyorum ki. Kamera yok. Kameramanlarımız, ekibimiz bizim için çok ekip değerli. Çok iyi ya, öyle burada. Bir şey kesinlikle gerçekten demeyeceğiz, demeyiz de. 50 kişi var şu an yani. Ekip bizi hiç üzmüyor. Ekip çok iyi, hiçbir sıkıntımız uçuyor yok. Uçuyor musunuz ekiplerim? Bu esprisi gerçekten seviyoruz. Ekibimiz değerli bizler için. Yapımından mutfağından Lille TV ailesinde yayınlanıyoruz. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi birbirinden olağanüstü yoğun çalışıyor. Her bir müdürleri var. O kadar böyle yoğun çalışıyor ki bugün katılacak bir programda, yoğun programda olsa aramızda olamadı. Evet. Ama kendisini bizzat tanıştıracağım size. Çok hareketli, çok böyle cıvıl cıvıl biri. Leyla Hanım. Çok böyle yayın yönetmeni. Selam çok tatlı olsun biri. Leyla Hanım'a. Ama onun yerine Nil Hanım bizleri izliyor bugün aramızda. Evet. Şimdi o zaman kayısı. Hızlı hızlı çok soru. Kayısı, herkese kayısı verelim. Hızlı hızlı sorularımızı geçiyorum. Tamam. Çok sorularım var ama ben böyle içlerine birkaç tane güzellerinden soracağım. Neden TikTok? Parası güzel. Çok güzeldi. Parası neden güzel. TikTok parası yani güzel? Yani parası, ben oradan para kazanmasam hiçbir gün bile yapmam yani, parası güzel. Vay be. Yani. Parası güzel de biz para kazanamıyoruz. Biz TikTok'u beceremiyoruz. Nasıl olacak bu iş şimdi? Abi, beceren çok sırrı, zengin oluyor. Sırrı. Beceremeyen gidiyor. Yani zaten herkes fenomenini kaldıramıyor bence evet. Ya. Herkes kaldıramıyor o yani. O ağır büyük biliyor musun? Yani onun görüyorsun gibi zaten kimi tutuklanıyor, kimi bilmem ne oluyor, kimi... Tatlı tatlı çok olay yaşanıyor. Çok olaylar var ya. O değişik. Şeyi taşımak çok zor. Aynen. TikTok'ta beraber içerik üretmeyi sevdiğiniz bir fenomen ya da bunu üretmek isterim dediğiniz bir fenomen var mı? Yok, ben keşke benden bir tane daha olsaydı da beraber video çekseydik. Çok güzel olurdu. Senin abi şununla düet yapmak istiyorum dediğin bir şarkıcı var mı? Ölmüş de olabilir. Yok, çocukluğumdan uhde kalan Musa Eroğlu. O da ya, Musa Eroğlu. Ya memleketlim evet. Toprağım. Musa mutlu. Eroğlu daha mutlu zaten. Evet, mutlu. Hala hatta yapabilirsiniz bence. Bir şarkımız var ama onun yorumlayamayacağını söylüyor sadece. Sözlerinin çok güzel olduğunu, duygusunun güzel olduğunu. Ama yorumlayamayacağını. Ama ben bunu, şimdi biliyorsunuz ki sanatta yorumlama. Her sanatçı
her tarzı, her yorumu. Evet, ben de okuyamıyorum mesela kulise gittiğim zaman. Hani bazı üç tane şarkı var, diyorum ben bunu okuyamam, o ritme gitmez benim sesim. Ben genelde zaten gidince şiir okur gibi okuyorum, onlar ayarlıyorlar yani. Güzel. Yani çok fazla şey yapamıyorum. Aldığınız en tuhaf mesaj? Ya benim Instagram'a birisi şey yazmış, hala var ya, adamı merak ediyorum. Ben bu adamı dava edeceğim zaten de avukatıma da söyledim. Seni dağa kaldıracağım, öyle yapacağım, böyle yapacağım, dağda işkence edeceğim sana, böyle bir adam var. Sapık gibi bir şey yani, öyle bir, o adamın ilginç bir mesajı var yani. Yani değişik. Çok sapkınlık ve çok kötü bir şey. Bir de mesela dava yorumlarda sürekli bana yarım saate bir evlenme teklif eden bir abimiz var. 10 dakikaya bir yarım saate bir benim, abi git dedim ya, hayır diyorum ya. Şey, daha önce bir evlilik geçirdin diye biliyorum. Evet, bir evlilik geçirdim, evet. Abi de, heyecanla ikinciyi istiyor. Ama yani gerçekten çok saçma yani bunu yapmaları. Evet. Ama ilk yorum gerçekten, ilk yazılan mesaj biraz korkutucu. Sen onunla ilgili bir işlemlere başlat. Yok zaten benim köydeki evimizin hep bütün kenarları 2,5 metre jiletli telle çevrili ve 8 tane de kamera var. Çok o yüzden güzel. Eve giriş yani köyde bizim bulunduğumuz o 2 dönümlük araziye giriş kesinlikle yok yani. Köy ortamı olduğu için zaten bir aynen, gelen yok, giden kim olduğu çok hemen ortaya tabii, çıkıyor. Tabii tabii, yabancı birisi köye girdiğinde hemen. Köy aslında şehirden aynen. Daha güvenli geliyor tabii, bana. Tabii tabii, daha ben genelde köyde yaşıyorum zaten. Annem evet, çok güzel. Aynen. Senin abi aldığın benim en tuhaf mesaj. Benim aldığım en güzel mesaj ne biliyor musun? En adam, tuhaf böyle en güzel en dolu. En tuhaf ve en güzel. Bir en güzel bir en tuhaf. Adam videoyu izlemiş, altına yazmış. Ne içtin sen? Evet. Onu ben de soracaktım. Ne içtin sen? Ben buraya de dedim, gelirken de içtim mi abi? Vallahi içtim. Ben onu soracaktım. Az önce aşağıda indim. Buraya gelmeden kafeye gittim. Evet. Dedim içecek ne var? Dedim evet. Nescafe üçü bir arada. Dedim ver içeyim. Üçü bir arada mı yaptı abi bu anı? Evet. Konya içmiş gibi. Ben 8'i bir arada içsem bu an olmaz abi bende. Konya içmiş gibi. Konya ve bu, gibi bununla ilgili anılarım çok fazla biliyor musunuz? Daha sonra Bilal'e dinleyeceğim, evet. Söz veriyorum. Gerçekten Bilal'e seninle abi oturup dertleşeceğiz. Takipçinizle ilgilen komik anınızı da sorduk zaten. Hızlı hızlı geçiyorum. İlk yaptığın şarkı, o az önce dinlediğimiz çok güzel bir şarkı eserim var ya. Mesela ilk yaptığın şarkıda bu şarkı tutacak dedin mi? Dedim. Tutacağına inandın. He, zaten de 1.8 milyon izlendi. Güzel evet. İzlendi yani. Seninki abi, o iş tamam, olay bitti yaptığında bu şarkı tutar, herkes diline dolanır dedin mi? Dedim. Ama o göründüğü gibi yani şu anda izlenmesi 160 küsür binde. Çok güzel. Normal yani, tanınmışlık oranımız düşük olduğu için normal. Zamanla ilerleyeceğine inanıyorum. Zamanla olacak inşallah. Tabii. Sen şarkıyı yılda bir kere çıkartmaktan vazgeçersen bu olay tamam bence abi. Bence de abi. O iş tamam mı? Olay bitti. 3 ayda, ayda bir mi çıkar? 3 ayda bir çıkar. Çıkar benim gibi. Biri patlayacak yani aynen, elbet aynen. Yani. Arka arkaya çıkart. Klip çekmeyi beklerken nereden ilham alıyorsun? Mesela klip çekeceğim dedin. İlk klibimizi köyde çektik zaten biz. Evet. Köy ortamında yine gayesilerimiz olmuştu o zamanlar. Dedik kardeşimle beraber bir içerik bulalım. Öyle çektik. Önce bir fakir kız var. 2 tane. Dayımın kızı biri de zaten. Beraber çektik. Evet. Erkek kardeşimle emmimin oğlu da. Babam, anam, teyzemin kocası, teyzem hepsini oynattım zaten. Dedim ki sizin hakkınız parayla ödenmez dedim. Hiçbirine de para vermedim. Bedava çektim. Çok güzel ya. Bedava çektim klibi. Yani güzeldi. O klibimiz çok köyde güzel. Çekmiştik öyle. Şöyle diyeceğim. Gerçekten ailenin destek vermesi çok güzel. Başta sana çok destek vermemiş ama sadece kardeşin destek vermiş. Evet. Gerçekten abin miydi, kardeşin miydi? Kardeş, erkek kardeşin değil mi? Erkek kardeşin destek Ramazan. Vermiş. Buradan gerçekten çok selam olsun. Çok güzel bir şey. Bir kadının ilerlediği yolda onu desteklemek, onun yanında durmak bambaşka bir şey. Ailenin de şu an destekçin olması çok güzel. Bu konuda onları tebrik ediyorum. Teşekkür artık ederim. O şeyi aşmaları çok beni mutlu etti. Evet. Sende abi var mı böyle bir şey? Bizim de mesela ilk klibimiz kendi yöremizde, kendi yörük otağımızda çektik. Yine aynı şekilde aile efradıyla, akrabalarla, köylülerle, doğal ortamda bir klip ortamı oldu. O şekilde çektik klibimizi. Çok güzel olmuş abi. Ben de beğendim. Zaten güzel. O işten olay bitti klibini izliyorum ara sıra ben. Canım böyle sıkkın olduğunda, modum düştüğünde açıp izliyorum. Modumu yükseltiyor. Bir ara izle, gerçekten güldüren ve böyle akılda kalan bir klibi var. Güzel, beğeniyorum ben. Şöyle bir şey söyleyeyim. Oyuncu olmayı düşündün mü hiç? Yok evet, bir tane filmde de oynadım zaten. Ya. Sinema filmi. Daha yayınlanmadı ama inşallah şöyle bir bize diyorlar hani yayınlanacak. Ya biz 8 aydır falan yayınlanmasını bekliyoruz. Herhalde bir 8 ay daha bekleyeceğiz. Orada eski iki karakterde oynadım zaten. Eski Çağ vardı, bir de Yeni Çağ vardı. Evet. Öyle bir şeyim, deneyimim oldu. Bir an önce yayınlansın. Biz inşallah galanıza katılırız, geliriz. İnşallah. Sende abi öyle bir şey var mı? Oyuncu olmak isterdim diye. Seslendirme yaptım. Ha. Geçmiş dönemde evet. Radyo seslendirme yani program seslendirme işi yaptık. Evet.
Ama sonrasında devam etmedim. Bıraktım. Dediğim gibi az önce aslında insanların içinde kalan uhdeler vardır. Ama 45 yaşı geç midir değildir. Devam ediyoruz. Başaracağız ve yapacağız. Daha yolun yarısındasın abi. 45'te göstermiyorsun abi ha. Böyle 37 teşekkür falan. Teşekkür ederim valla. Gerçekten falan teşekkür ederim. Daha genç. Ya biz yörükler zaten biraz daha dinç oluyoruz evet. Biz. 45 yani. Değilim ama 44 varım gibisin abi. Yok ne tabii 37 falan de seviyorsun. 37 yaşındayım. Nasıl 50 yaşındasın? Tam düz 50'yim katıksız. Hadi ya. Abi valla gerçekten 37 falan gösteriyorsun. 37 gösteriyor yani. Yaşlanınca senin gibi olmak istedim. Ben de olduğumdan daha da büyük gösteriyorum yani. Gerçekten daha da büyük gösteriyorum. Bunu çok yaşıyorum. O zaman bir soru daha geliyor benden. Kaç yaşındaydın Mehmet? Sormasaydın. Ben o biliyor musun? En merak edilen konu o. Hiç yapmadığım konu da o. Kim sorarsa o yaştayım diyorum. Kaç yaşında gösteriyorum? Yani 32 falan. 32 mi? He. 28, 29. O kadar da durmuyorumdur herhalde. 28, 29. 32 diyor muyum? 28, 24. 24. Ben öyle moralin düşsün diye yaptım. Onu daha sonra baş başa anlatacağım ben size. Ben zaten... Evet bir soru daha geliyor benden evet. Size. Ben çok ticaretin içinde olmuş, yaşımı çok paylaşmıyorum. Çok böyle şey yapmıyorum, sevmiyorum. Yaş yıllanmışlar gibi ben yaşsızım. Öyle yaşsız. Diyorum. Burcun nedir? Özelliklerini taşıyor musun? Koçsun evet, evet koç demiştik. Ve taşıyorum. Sen balıksın balık demiştik. Burcuyum. Aynen de taşıyorum özelliklerini. Tamam. Evet sorularımız çok var ama sizinle gerçekten bir program, 5 program daha sürer. Çok güzel bir enerjiniz var. Önce geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadığınız için, buraya geldiğiniz için. Bu programın gerçekten bir süre sonra ikincisini istiyorum. İkincisini İnşallah. Çekelim beraber. Çekelim. Senin enerjine hayran kaldım. Hatta utanmasam diyeceğim ki her programı beraber çekelim diyeceğim. Yok, o kadar güzel bir enerjim var. Ya gerçekten. Evet. Abi sen de aynı şekilde. Teşekkür enerjine, ederim. Duruşuna, uzakta dursan hayran kaldık. Biraz heyecanını attın ilerleyen zaman. Arap atı gibi sonradan açıldın. Şarkılarına ayrı zaten seviyoruz. Senin de yeni şarkını çok evet. Heyecanla bekliyorum. O zaman hep beraber şöyle bir kapanış yapmak istiyorum. Çok farklı olsun. Hep böyle görüşürüz, dikkat edin diye kapatıyoruz. Hep beraber güzel böyle bir gidek, gidek, kalk gidek. Adana'ya gel gidek. Gidek. Adana güzel derler. Hey kardeş gel gidek. Gidek, gidek, kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana güzel derler. Hey kardeş kalk gidek. Hey kardeş kalk gidek. Efendim bizleri izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki Mehmet Furkan Show'da sizler için görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Ha bu arada linkimiz aha da burada. Buradan bizi takip etmeyi unutmayın. Nilre TV diye yayındayız.